أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قل من باغي باغي بلاغات قل محزن فض وسعادت قل عند اللي بيقول زاري فساحات حضرت محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار فلم أمظفرا كاليوم قط أفضع صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri bizi tekrardan böyle mübarek bir aya kavuşturduğu için, böyle bir ayda tekrardan oruç tutmayı bizlere nasip ettiği için, yine beraberce ibadetlerimizi yapıp teravih namazlarımızı eda ettiğimiz için, bizi bu mübarek Kadir gecelerine getirip kavuşturduğu için, kendisine şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'ın zatının, sıfatının, ef'alinin, esmasının hudutsuzluğunca şükürler olsun. Ramazan ayı malumumuz başı mağfiret, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur, belagat etmektir. Başı mağfiret, Allah'ın işte rahmet, Allah'ın rahmeti bütün Müslümanların ve herkesin üzerine geliyor Ramazan ayında. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün kulların. Ortası ise mağfirettir. Sonu, yani şu an son 10 gün içerisine girdik. Son 10 günü cehennem azabından kurtuluştur. Cehennemden beragat etme günleridir. Bizim de işte son 9 günümüz kaldı. Cenab-ı Hak dolu dolu geçirmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi son 10 günü cehennemden beragat etme, cehennemden kurtuluş olduğu için bugünkü mevzumuz inşallah cehennemle ilgili olacaktır. Az önce okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Estağfirullah. Leha seb'atu ebvabin. 7 kapı vardır. Leha ha'dan maksat cehennem. Cehennem müennes bir kelime olduğu için orada ha zamiri gelmiş. Burada diyor Cenab-ı Hak cehennemin 7 tane kapısı vardır ki lükülli babin minhum, her bir kapının diyor cüz'un maksudun, ayrı ayrı cüzleri olup ve o kapıdan o kafirler, o münafıklar kendi derecesince ayrı ayrı bölümlere gidecekler. Nasıl ki cennet 8 katlı olup Müslümanların mükafatlarına, ibadetlerine göre gideceği makamlar varsa, cehennem de 7 katlı olup her cehennemliğin kendi amelince gideceği bir kapı vardır, bir makam vardır. Hadis-i şerifte Allah Resulü öyle buyuruyor. Tabii Peygamber Efendimiz o zaman güneş tutulmuş, güneş tutulma namazını kıldırıyor. Güneş tutulma namazını kıldırdıktan sonra eshabına öyle buyuruyor. Kale uridun nare, muhakkak diyor ben cehennemi gördüm, bana cehennem gösterildi. Felem eran menzaran, öyle bir manzara gördüm ki diyor kel yevmi, bugüne kadar öyle bir manzara görmedim. Yani öyle dehşet verici bir manzara gördüm ki bugüne kadar ömrümde böyle bir manzara görmedim. Kattun,
efza'a. Öyle kötüydü ki, öyle dehşet vericiydi ki, insanları korkutacak bir manzaraydı, buyuruyor Allah Resulü. Ayette izah edildiği üzere cehennemin 7 tane kapısı vardır. En üst tabaka, ismini zaten sürekli kullandığımız cehennem ismidir. Buraya Müslümanlar girecek. Buraya Müslümanlar girecek. Müslüman olup Allah'a iman edip La ilahe illallah deyip bunun akabinde zina işleyen, anne babasına asi olan, yetim malı yiyen, yalan şahitlik yapıp da tövbe etmeyenler burada yanacaklar. Ama tabi burada baki kalmayacaklar. Bunun neticesinde cezalarını çektikten sonra tekrar cehenneme, cennete gidecekler. İkinci derece ise Sa'ir cehennemidir. Buraya ise Hristiyanlar girecekler. Müslümanların hemen en alt derecesinde bulunan cehenneme ise Hristiyanlar girecekler. Onun en altındaki cehennem, yani üçüncü cehennem dediğimiz cehennem, bu da Sakar cehennemidir ki buraya Yahudiler girecekler. Yahudiler üçüncü kısım olan cehennemde yer alacaklar. Dördüncü kısım ise Cehim cehennemidir ki burada yıldıza tapanlar, Allah-u Teala'yı bırakıp da yıldıza iman edip yıldıza tapanlar, bu Cehim cehennemi dediğimiz dördüncü kat cehenneme gidecekler. Beşinci tabaka olan cehennem ise Leza cehennemidir ki bu cehenneme ateşe tapanlar, Allah'ı bırakıp, İslamiyet'i bırakıp ateşe tapanlar ise bu cehenneme girecekler. Altıncı tabaka ise Hutame tabakasıdır ki buraya müşrikler girecekler. Müşrikler. Müşrik dediğimiz Allah-u Teala'ya ortak koşanlar. Allah-u Teala'nın ilahlığına ortak koşup da haşa ben de ilahım iddiasında bulunan kişiler, onlar da altıncı kat cehenneme, yani Hutame cehennemine gidecekler. Cehennemin en alt tabakası ise, yani yedinci kat dediği yedinci tabaka, en alt tabakası ise Haviye cehennemidir ki buraya münafıklar girecekler. Münafıklar, yani iki yüzlü olanlar. Ayet-i kerimede geçiyor ya, diyor onlar, Peygamber Efendimiz'e hitaben buyuruyor, onlar sizin yanınıza geldiği zaman ben sizdenim, ben Müslümanım diyecekler. Ama sizden ayrılıp gittikleri zaman ise biz kendi dinimizdeyiz. Biz o dine, yani İslam'a ibadet, inanmıyoruz ve ibadet etmiyoruz diyenlerdir diye. Buraya girenler. Şimdi bu cehennemin tabakaları bazıları ayet ile, bazıları ise hadis ile sabittir. Nitekin Cenab-ı Hak Nisa suresinin 145. ayetinde Estağfurullah billah öyle buyuruyor. İnnel münafıklina fitterkil esfeli minen nar. Muhakkak ki o münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar. O münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar. Diğer bir ayet-i kerimede Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve inne cehenneme lemev'iduhum ecme'in. Ve inne cehenneme, muhakkak o cehennem, lemev'iduhum ecme'in, onların toplanacağı bir vadidir, bir yerdir, bir mekandır. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor ki cehennem ateşi sizin bu ateşinizden 70 derece daha şiddetlidir. Çünkü onun yakacağı, yani onun yakıtı
sadece ve sadece taştır buyuruyor. Cenab-ı Hak bununla ilgili ne buyuruyor? Estağfirullah, Bakara suresi. فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي O cehennemden sakının, ondan kendinizi muhafaza edin. Bununla kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Cenab-ı Hakk'a kulluk ile, Cenab-ı Hakk'ın bize göndermiş olduğu emirler ile kendimizi bu cehennemden sakınacağız. Çünkü ayetin devamında وَقُودُهَا النَّاسُ Bu cehennemin yakıtı, yakacağı insanlardan oluşur. Yani bu cehennem insanlar ile ateşlenir. Daha vel hicara ve taşlardan yakılır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden kendinizi muhafaza edin. Cenab-ı Hak bize emir veriyor. Kendimizi muhafaza edeceğiz. Şimdi diyeceğiz ki cehennem taşı nasıl yakar? Dünyada benzeri var mı? Var. Kömür bir taş çeşidi değil mi? Kömürü yaktığın zaman kışın sobanın arkasında uzanıyoruz, kendimizi ne güzel ısıtıyoruz. Aynen bunun gibi cehennem sadece ve sadece taşlarla yakılmış ama yarın mahşer meydanında huzur-u ilahide asi olanlar, dine isyan edenler ise onlar da cehenneme atılacaklar. Ve o cehennem diyecek ki ya Rabbim başka yok mu? Başka yok mu bana gönder diyecek. Bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Buyuruyor ki ey Muhammed sana öyle bir haber getirdim ki bugüne kadar duymadığın bir haberi sana bilgi vereceğim. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak cehennemi tam 1000 yıl yaptı. Yaktırdı, emir verdi melekler tarafından yakıldı. 1000 yıl cehennemi yaktı ve sonunda cehennem bembeyaz hale geldi. Bembeyaz. Ondan sonra tekrar emir verdi. 1000 yıl daha o cehennemi yaktırdı. 1000 yıl daha o cehennem yandıktan sonra bu sefer kıpkırmızı bir hale geldi. Tabi bunlar hadis-i şerifle sabit olan şeyler. Ve bunun bundan sonra diyor Cenab-ı Hak tekrar meleklere emir verdi. Ve 1000 yıl daha o cehennemi yaktırdı. Ve o 1000 yılın neticesinde, o 1000 yılın sonunda cehennem simsiyah kapkara bir hale geldi. Ve şu an cehennem kapkara bir halde Cenab-ı Hakk'ın emri ile hazırda 70 bin melek komutasında bekliyor buyuruyor Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam tabi Peygamber Efendimiz'e geldikten sonra Peygamber Efendimiz soruyor. Ya Cebrail cehennemi tekrardan bana anlat. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ya Resulallah cehennem kapkara bir yerdir. İçi öyle ateşle doludur ki bu ateşin bir zerresini dünya ile yer ile gök arasına assalar bir zerre dediğimiz yani gözle görülmeyecek kadar küçük mikroskopla görebileceğimiz küçüklükte olan zerre dediğimiz odur. O kadar küçüklükte bir şey diyor zerresini getirip de dünya ile dünyadaki semavat ile yer arasına assalar diyor. Onun hararetinden, onun kokusundan, onun pisliğinden diyor, yeryüzündeki bütün canlılar helak olur. Onun hararetinden. Cebrail aleyhisselamdan bu sözleri dinleyen Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamın ağladığını görüyor ve buna sen niçin ağlıyorsun ey Cebrail diye sualda bulunuyor. Cebrail aleyhisselam, ben dahi sağlamda değilken yani Cenab-ı Hakk'ın beni de af edeceği emri vermediği durumda iken ben nasıl olur da korkmam diyor. Yani Cebrail aleyhisselam bile bu durumdan korkuyor. Kendisi ağlıyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine Cebrail aleyhisselama şöyle buyuruyor. Ey Cebrail
Sen bile Allah korkusundan ağlarken asilerin aldırış etmemeleri şaşılacak bir durum. Yoksa diyor bu asiler mallarına, mülklerine veyahut da evlatlarına mı güveniyorlar? Buyuruyor bunu Cebrail Aleyhisselam'a. Yine nakledildiğine göre cehennemin ağzından dibine kadar 70 yıllık bir yol var. 70 yıllık bir yol. Ve bu yolun altında ise Gaya kuyusu, Gaya isminde bir kuyu vardır. Gaya kuyusu öyle bir kuyu ki, öyle bir vadi ki cehennemin bütün dereleri onun şiddetinden Allah'a sığınırlar bak. Cehennemin bütün dereleri dahi onun korkusundan Allah'a sığınırlar. Düşünsenize cehennemin diğer ateşten yaratılmış dereleri bile bu kuyudan Allah'a sığınıyorlar. Burasını Allah-u Teala zina edenleri, faiz yiyenleri, anne ve babalarına asi olanları. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz diyor ki anne babasına asi olanlar buraya nasıl gider? Cenab-ı Hak emir vermiyor mu? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara öf be anne, öf be baba bile deme. Onlara tatlı dille karşılık ver. Bunu söylersen günahkar olursun. Çünkü ayet ile sabit. Cenab-ı Hak diyor söylemeyin. Anne babana saygıda kusur etmeyeceksin. Yoksa cezasını çekeceksin. Ben demiyorum. Allah Resulü buyuruyor. Ve diyor cehennemin bütün kanları ve irinleri, tabii o cehennemde azap gören insanların kanlarının, irinlerinin toplandığı yer o kuyudur. Ve bu derenin çok derin ve şiddetli, hararetli olduğunu bildirmekle beraber o Gaya kuyusu dediğimiz kuyunun içerisinde Behim isminde bir de bir kapı vardır. O kuyunun içerisinde Behim adında bir kuyu vardır ki buyuruyor. Eğer cehennemin harareti biraz azalırsa o Behim kapısını açıp o Gaya kuyusundaki hararet ile cehennemi tekrar ateşlendiriliyor. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'a geliyor. Ve Zekeriya Aleyhisselam'a buyuruyor ki cehennem içinde Sekran adında bir kuyu vardır. Cehennemin içerisinde az önce Gaya kuyusuydu. Şimdi ise Sekran kuyusunu haber veriyor. Bunu Cebrail Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'a haber veriyor. Bu kuyunun dibinde Gazban adında başka bir kuyu vardır ki Allah-u Teala gazap ettiği kişileri bu kuyuya atar. Bu derenin içerisinde ayrıca ateşten yapılmış 70 bin çeşit kuyu vardır. Bu Sekran adındaki kuyunun içerisinde Cenab-ı Hak ayetten 70 bin kuyu yaratmıştır. Ve her kuyuda ateşten tabutlar ve zincirler vardır ki bunlar hepsi kafirler içindir. Nitekim Cenab-ı Hak Hicr suresinin 44. ayetinde öyle buyurmuştu. O 7 kat olan cehennemin farklı farklı kapıları vardır ve farklı farklı bölümleri vardır. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُودٌ Ve o kafirlerin ayrı ayrı gireceği kısımlar vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize öyle buyurmuyor mu? Taha suresinin 102. ayetinde. يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذٍ زُرُقًا يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ O sura üflendiği gün, değil mi? Cenab-ı Hak İsrafil Aleyhisselam'a emir verip de sura üflettirdiği gün buyuruyor Cenab-ı Hak. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ Toplanacaklar o gün. يَوْمَ اِذٍ زُرُقًا O kafirler kör olarak toplanacaklar. Bu nasıl olacak? O kıyametin dehşetinden, o kıyametin korkusundan onlar korkudan gözlerini kaybedecekler. Tabii kıyamet günü sura üflenmeden evvel
Cenab-ı Hakk'ın emri ile İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle önce hafiften bir rüzgar gelecek. Onun neticesinde Müslümanlar, Müslüman olup iman edenler vefat edecekler. O kıyamet gününün dehşetini görmeyecekler. Ama ayette buyurulduğu gibi o kafirler o kıyamet gününü görecekler. Ve diğer ayet-i kerimede İbrahim suresinde وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذِنْ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْاَسْفَاتِ Cenab-ı Hak Müslümanlara haber vermek için kafirlerin hakkında şöyle ayet indiriyor. وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذِنْ O günde diyor suçlular getirilir. O günde ayette geçiyor. Suçluluğa getirilir. مُقَرَّن۪ينَ فِي الْاَسْفَاتِ Elleri kelepçelenmiş halde getirilir. Dünyada nasıl ki mahkumları kelepçeleyip zindana götürüyorlarsa Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle buyuruyor. O günde o münafıklar, o kafirler, o müşrikler elleri kelepçelenmiş halde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilecekler. Ve orada o melekler kafirlere diyecekler ki siz Allah rızası için Allah'a iman etmediğiniz için sağlam niyetle ibadet etmediğiniz için Cenab-ı Hak ateşin insanları oradaki cehennemlikleri yakıp kül ettiği gibi diyor sizin amellerinizi de yakıp kül etti. Ve yakulul kafirine tabi o gün insanlar ne diyecek? Şeytana inanıp da şeytana tapanlar şeytana diyecek ki sen bizi kandırdın bu sefer bizi kurtar. Şeytan cennet ile cehennem arasında E'raf ismindeki dağa çıkacak ve oradaki insanlara tabi kendisine inanlara kendisi peşinde gidenlere seslenecek. Diyecek ey insanlar diyecek. Bugüne kadar benim size verdiğim bütün sözler boştur. Ben bugün size hiçbir şey yapamam. Çünkü diyor ben sadece size vesvese yaptım. Ben kalkıp da sizin elinizden tutup da zorla sizi günaha sürüklemedim. Oysa gidiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de size emirler bildirmişti, peygamberler göndermişti. Yani sizi uyardığı halde diyor siz Allah'a inanmadınız diyor. Benim vesveselerimin peşine geldiniz. Ve o şeytan orada o insanların olduğu yerde onların hepsinin huzurunda Nebe suresinin son ayetinde 40. ayetinde geçtiği gibi Estağfirullah ya leyteni küntü turaba şeytan orada diyecek ya leyteni bana yazıklar olsun bana yazıklar olsun ki küntü turaba keşke ben de bugün o hayvanların toprak olduğu gibi toprak olsaydım da diyor ben bugün bugünleri görmeseydim bunu şeytan diyor bunun neticesinde tabi ona inanan onun vesveselerine uyan müşrikler, münafıklar, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar ne diyecek? Onlar da ya leyteni küntü turaba. Keşke diyor biz de toprak olsaydık da biz de bugünü görmeseydik. Ve Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar. Bizi tekrardan gönder, tekrardan sana iman edip sana kul olalım. Cenab-ı Hak ne buyuracak? Sizi tekrardan göndermiş olsam dahi siz yine aynı eski sapkınlıklarınıza devam edeceksiniz. Ve yine nakledildiğine göre az önce ayette de izah ettik. Cehennem 7 katlıdır. 7 katlı 7 kapı olmasıyla beraber her kapının içerisinde 70 bin tane şehir vardır. Her kapının içerisinde 7 mertebe, her mertebenin içerisinde, her kapının ardında 70 bin tane şehir vardır. Ama bu şehirler bizim dünyadaki şehirler gibi değil. Ateşten yaratılmış suları, içkileri ise kan ve irin olan şehirler olacak. Ve her şehrin arasında 70 bin tane mahalle olacak. 70 bin tane mahalle. O her mahallenin içerisinde 70 bin tane ev olacak. Ev, mesken, şu an oturduğumuz evler gibi. O mahallelerin içerisinde de 70 bin tane ev olacak. Ve her evin içerisinde 70 bin tane ayrı ayrı kapılar olacak.
70 bin ayrı ayrı kapı. Ve her kapının ardında Cenab-ı Hakk'ın özel olarak halk ettiği, yarattığı 70 bin çeşit tabut vardır. Ateşten yaratılmış tabutlar. Ve o tabutların içerisinde boyları hurma ağaçları kadar olan, şu anki develer kadar olan ve ateşten yaratılmış 70 bin çeşit yılan ile akrep vardır. Ve o akreplerin oradaki insanları, o cehennemlikleri bir defa ısırması ile tam 40 yıl boyunca etkisi sürer. Tabi buranın 40 yılı ahiretin bir günü. Bir de onu hesap edelim. Ve diyor o tabutların üzerinde 70 bin tane farklı zakkum ağacı dediğimiz, Kur'an'da geçen zakkum ağacı. Ve zakkum ağacı vardır ki bu ağacın dallarından Cenab-ı Hakk'ın özel olarak kafirler için halk ettiği 70 bin çeşit zincirler vardır ki o zincirlerin boyu 7 arşa değer. Ve hadis-i şerifte öyle geçiyor. Eğer dünyadaki bütün demirler toplanılsa, bir araya getirse, o zincirlerin bir tane halkasına denk gelmez. Dünyadaki bütün demirler toplanılsa, bir araya gelse, o zincirin bir tane halkasına denk gelmeyecek. O kadar ağır. Ve Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cenab-ı Hak o günde o şeytanlara tapıp da o ateşe tapanlar, o yıldızlara tapanları Cenab-ı Hak getirip o zincirlerle beraber o insanları, ona inanıp da onun vesveselerine inanan kişileri beraber bağlayıp cehennemin dördüncü katı olan leza cehennemine atacak. Ve ila cehenneme zümera.